Abi bizim açımızdan kolay geçti ama kolay bir maç beklemiyordum. Böyle bir sonuç alacağımızı düşünmemiştik. Sadece ve sadece kazanmayı düşünmüştük. 1-0 da olsa 2-0 da olsa kazanabilmek çok önemliydi. İkinci yarının ilk maçları her zaman zor olmuştur. Dolayısıyla zor olacağını düşünmüştük. Başlarken de iyi başlayamadık maçı. Ama gol gelince, ikinci golle gelince biraz rahatladık. İkinci yarıya da oyuncularımızla 2-0'ın çok rahat bir sonuç olmadığını paylaştık. Gol yemeden gol atma özelliği içerisinde olmamız gerekiyordu. Eğer atamazsak da gol yemeden böyle bitirelim şeklindeki düşüncemizi paylaştık oyuncularımızla. İkinci yarının başında da gol gelince ister istemez çok daha fazla rahatladık. Denizli Spor'da biraz koptu oyundan. Onların oyunun kopuşu bizim rahatlayışımız. 6-0 gibi net bir skorla 3 puan almış olduk. Normalde Denizli'de bu değil. Biz de her zaman bu şekilde 6 tane gol atacak görüntü içerisinde olmayı sadece kazanabilme adına görüntü veririz. Bu kolay geçti. Her zaman maçlar kolay geçmez. Bunun bilinci içerisindeyiz. Oyun disiplini kopmadığında devam ettik. Dolayısıyla oyuncularım kazandı. Oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da armağan olsun. Rakibimizi kutluyorum. Ama hava şartları maalesef bizi birazcık istediğimiz oyununu oynamamıza büyük bir engeldi. Saha, orta sahada istediğimiz hiçbir oyunu kuramadık. Bizim de kendimize göre silahlarımız var ama o silahlarımız bugün maalesef hava şartları dolayısıyla istediğimiz seviyede hiçbir zaman olamadı. Orta sahada büyük boşluklar oldu. Rakibimizin oyuncu kapasitesi ve fizik gücümüzden üstündü. Ve dolayısıyla bu ağır hava şartlarında golleri bizden daha gol pozisyonlarını daha kolay buldular ve maalesef kalemizde istemediğimiz, beklemediğimiz anlarda goller gördük. Bu tabii ki çocuklarımızın demoralize olmasına sebep oldu. İstediğimiz oyun seviyesini bir türlü tutturamadı. İkinci devrede toparlanalım dedik. Yine gollerle karşılaştık. Ümit ediyorum çocuklarımızın bu morallerini en kısa sürede toparlayacağız. İnanıyorum ki onlar hiçbir şekilde bu ağır mağlubiyetin seviyesi değil, kabiliyeti değil, daha üstün karakterde futbol oynayabilecek, netice alabilecek sporcularımız var. Ama bugün bir kaza diyorum ben. Bu futbolun içinde var. Her zaman yaşadığımız teknik adamların her zaman hepimizin yaşayabileceği bir kaza değil. En kısa zamanda telafi edeceğiz.